Gel onunla oynama, gel. Gel onunla oynama, gel abi geldi, gel. İsmail'cim geldi. Markete kadar gittiydi. Feyza herhalde telefon demişim, kapıya bakar diyeyim dedim ama. Feyza! Tamam, baktın mı kapıya? Ha tamam, onu soracaktım. Kapıya baktın mı diye de şey yaptım. Bu arada herkese merhabalar, herkese günaydın arkadaşlar. Hepimize günaydınlar olsun. Hakan'ın şu yumurtasından bir kurtulmak istiyorum. Hakan bu aralar sadece arabalarla oynuyor. Arabaları çok sevdi, sadece arabalara karşı bir yoğunluğu var. O yüzden de diğer oyuncaklarını kaldıracağım. Şöyle şu boşluklarını kaldıracağım. Şunu komple kaldıracağım. Şu iki kutunun içinde de Legos var. Onları da kaldıracağım. Sadece arabaları tutacağım. Bir de ondan yeni boyama kitapları alacağım. O boyama kitaplarına boya yapsın. Anneciğim. Benim oğlum Pablo Picasso. Bakın duvarımızda anne. Ben bu duvarı seviyorum. Ben içeriye girdiğim zaman, yani oturma odasının kapısından içeriye girdiğim zaman ilk bu kapı benim dikkatimi, bu duvar benim dikkatimi çekiyor ve çok hoşuma gidiyor bu duvarı ben gördükçe. Ne bileyim, benim gözüm öyle pis gözükmüyor, kirli gözükmüyor. Böyle gözüme hiç kötü gözükmüyor. Bana bunlar Hakan'ın yaptığı çizimler olarak gözüküyor. Yani hiç öyle pis gözümde hiç böyle şey yaptım, büyüttüğüm bir konu değil yani. Boyasın canı sağ olsun. Sağlığı yerinde olsun, gerisi önemli. Bütün çocuklarımız için aynı şey geçer tabii ki de. Hakan bir sürü oyuncağın içinde oynuyor. Benim tripodum oynuyor ya. Tripodun bacakları böyle parmağıyla dokunuyor çocuk. Dik. Sana bak. Sana bak hocam. Ay seni anne yesin. Seni yaradana kurban olayım da, kurban. Ay bazı arkadaşlar diyorlar ki çocuğuna niye aşkım canım bir tanem diye sesleniyorsun. Ben öyle seviyorum. Benim içimden öyle sevmek geliyor arkadaşlar. Ben bütün çocuklarımı aynı şekilde seviyorum. Ve aynı şekilde sevmeye devam ediyorum. Bir anne olarak içinizden nasıl geliyorsa öyle sevin. Bazı anneler sevgisini ismiyle hitap ederek söyler. Bazı anneler anne benim ismimi sever. Bazıları oğlum der, oğluşum der. Bu şekilde bu herkesin kendine kal. Ama hayır, bunu yırtmıyoruz bak. Ben bunu kaldıracağım. Sen bunu şey yap. Herkes istediği şekilde içinden geldiğince hitap eder bir anne olarak. Ben o şekilde hitap etmek istiyorum. O anda içimden nasıl sevmek geliyorsa o şekilde sevmek. Aşkım diyorum, canım diyorum, bir tanem diyorum, hayatım diyorum. Hepsini söylüyorum, söylemiyorum. Değil mi annem? Allah'ım! Allah'ım, gittin benim topladığımı sen yırttın mı? Sen benim topladıklarımı, koyduklarımı yırttın. Anne, oh küçük ver bakayım. Anneye küçük ver bakayım. Ooo, o ne? Çok güzelmiş cübbe. Dur bir dakika, dur bir saniye. Ay bayıldım cübbene. Feyza mezuniyet için cübbesini almış. Benim haberim yoktu cübbe. Cübbe ne zaman? Şey almaya gittim ya. Çantam. Davetiye almaya gittim ya. Göstereyim mi davetiyeni? Göster. Sana bir şey söyleyeceğim. Burcu'na bir şey söyleyecekmiş. Bir saniye. E zaten nerede olduğunu biz burada da söylemiştik. Zaten sizlerden davetiyesiz kimseyi de almıyorlar. Evet. Değil mi? Aynen. Değil mi? Hayırlı olsun. Allah var ya. İnşallah. Dedim. Üniversiteden mezun oldukları zamanı görmeyi nasip etsin. Teyze, o zaman ben bunu şuraya koyayım mı? Koyma boşuna. Mezuniyet iptal oldu. Aa Feyza, şaka mı? Sen bunu mu söylemek için geldin? Neden? Yeterince katılım sağlanmamış. O fiyata o kadar az kişi şey olmazmış. E kaç kişi lazımmış? Kaç kişi olmuş? Söylemedi. Sadece dedi katılım sağlayanlara teşekkür ederiz dedi. Haftaya cübbe ve şey davetiyeleri geri getirmeyi unutmayın dedi. Davetiye parasını da verdiniz. Verdik enişte. Aa. İşte cübbeyi vermeden bunu en azından bir fotoğraf çekineyim. Bence de yani şöyle bir giyin de bir fotoğraf çekeyim. Kendimiz çekeyim. Bir şeyler yapalım diye düşündük de sırttakiler de bilmiyor. Ne zaman davetiye teslimim var? İşte okul kapanmasına kadar herhangi bir gün. O önemli değil. Vermeyeceğim daha. Daha çekineceğim. E ne zaman çekince onu söyle bana. İşte sınıftakilerle konuşayım. Sınıftakilerle konuş, hep beraber toplanalım. Bende fotoğraf makinesi var ya. Biz kendimiz çekelim. Pales Parkı'nda çekeyim ben size diyecektim ama kendiniz çekeceksiniz. Ha, mezuniyet kıyafetlerinizi de giyersiniz, ne güzel.
Şunu süsleyeyim. Aa. Vallahi çok üzüldüm ben mezuniyetin iptal olmasına ya. Ya niye böyle iptal oldu? Neden böyle bir şey yaptılar ki? Niye gelmediler? Çocuklar niye katılmak istemedi ama? Çünkü normalde aileler ücretsizmiş geçen sene. Ama aileler gelip kep atmayı görüp gidiyorlarmış. Yemek yemiyorlarmış, mezuniyete kalmıyorlarmış. Bu sene yine aynı. Aileler gelecekler, kep atmayı görüp gidecekler. Ama yine ailelerden de 350 lira istediler yemek yemeyecekleri halde. Biz yemekli 350 veriyoruz. Aileler yemeksiz 350 kişi başı vereceklerdi. Herkes dedi hani hocam işte o zaman şey yapsalar tamam ailelerle ücretli olsun. Onlara da yemek versinler. Sizi bir yerde toplasınlar. Biz de kapalı bir yere koysunlar. Biz de sizlere hiç görmeden karışmadan biz de yukarıda veliler de yukarıda takılıp kalsaymış. O zaman işte öyle daha iyi olacakmış aslında. Velilerden boşu boşuna para istediler. O yüzden birkaç kişi grupta dedi hocam hani veliler ücretsiz olsun yoksa hani gelemeyiz diye. Hoca da dedi benim elimde değil yapamam bilmem ne deyip geçiştirince o zaman gelmiyoruz dediler gitmediler. Haklı olarak da gitmediler. 350 lira şimdi sadece çocuğun kep atması için veli niye para versin ki? Yine dediğim gibi şimdi uygulama otelini ne yapıyor? Uygulama otelini Antalya'da bilenler vardır belki de. Bir de servis falan bir sürü gereksiz masraf çıkarmışlar. Servis ne servisi ya? Herkes kendisi gelsin mezuniyete. Evet 300 kişilik bir mezuniyete servis tutmuşlar. Evet herkes 40 tane insanın 40 yerden gelecek ya. Sen hani mesela sen buradan gidiyorsun da birisi Barsak'tan gelecek, birisi Lara'dan gelecek, birisi Konya altından gelecek, hepsini tek tek toplayarak mı gelecekmiş şimdi? Servis işte biraz saçmalık olmuş ama yine dediğim gibi velileri yemekli yapıp velileri kapalı restoranda koyacaklardı, çocukları görmeyeceklerdi, çocuklarına çok fazla müdahale edilmeyecek şekilde ayarlayacaklardı. Bunlar da havuz başında görününce eğlenecekti. Sonra veliler çocuklarla beraber dağılacaktı. 11'e kadarmış. Akşam 7'den 11'e kadar ne güzel. Aa vallahi çok üzüldüm. Bir de mezuniyet elbisesi aldık. Dedim bana dediler de o kadar para verdin elbiseye diye. Dedim yine giyerim ki. Yine biz yine 1800 lira verdik ki 3000 lira 5000 lira verenler bile varmış elbiselerine. Hadi tamam yani daha az veren de var daha yüksek fiyatlar da var. Neyse satla bunu kalsa bunu götüreceksin geri. Ha bunu da mı geri istiyorlar kağıdı? Bilmiyorum ki. İstemez verse vermem. Allah Allah. En azından şeyi kalsın hatırlatsın. Bu da çok çirkin bir davet ya. Bu ne böyle hiç gözünüz mü yoktu? Yok ya onlar mecbur şey yapacaklar. Hani size verecekler. Ben bunları ilkokulda şey yapmıştım. İlkokulda şeflercik. Aynen. Mezuniyet şey yapmıştım. Davetiyesi yapmıştım. Herkesin fotoğrafını, bütün çocukların fotoğrafını küçük olarak şöyle kenarıya dizdim. Davetiyi kime vereceksem de büyük olarak da çocuğun fotoğrafını bu şekilde koydum. Çok güzel olmuştu. Bir de ben onu fotoğraftan yapmıştım. Kağıttan da yapmadım. Her aile kendi çocuğun davetiyesini çerçeveli tiple saklayabilir. Çok güzel olurdu aslında. Mümkün nerede? Ben onları şey yaptım, kaldırdım onları hepsi bende. Aa vallahi üzüldüm. Cübben de rengi de çok güzelmiş o. Renklerini de beğendim bu arada koyun renkleri. Ama şey yok, püskülün yok. Evet. Testlerinde püskülü yok. Hiçbirinde yoktu. Asla takılabilir püskül. Şeylerde satılıyor diyor şeyde. Ali Özkan'da falan. Püsküller. Oraya takıl takabilirsiniz aslında. Çok da güzel olur. Neyse ya. Çok olmuş. Bu kadar güzel istendiğiniz ha. Ayın 31'inde ne güzel mezuniyet var. Evet hatta diyordum o gün izin alayım falan işten diye. Tabii canım gitmez bu zaman. Neyse geçmiş olsun Fevza. Kötü olmuş. Ay ne diyeyim. Hadi gidelim. Neyse hadi. İnşallah. Niye kendi aranızda toplanın bir yerde bir eğlence yapın arkadaşlar? Onu dedim ya işte onu düşündük diye. Önce. Hayır ben fotoğraf çekimini bahsediyorum canım. Ben sana fotoğraf çekimini. Hayır ben fotoğraf çekimini demedim. Benim size yapacağım fotoğraf çekimi yapayım isterseniz istedim. Siz kendiniz bir yerde ayarlayın. Biz hani önce sabahtan çıkıp fotoğraf çekiniriz hazırlanmışken. Sonra da akşam da bir yerde kutlarız diye konuştuk. Olabilir. Dur onu bir ayarlayalım. Olabilir. İşte ama fotoğraf çekimini. Ha, saçlarınızı yaptıracaksınız değil mi? Ben kendim yapacağım. Hayır, şu fotoğraf çekimini şubeleriniz isteyecekleri için şimdiden erkenden yapalım. Eğlenceyi de zaten okul kapanır. Ben götürmem. Götürmem mi olur? Kız öyle demiş. Dur, bir dakika ben o eğlence işini ayarlayalım. Konuşalım onu olmazsa bir yer ayarlayalım size. Hakkın abinler ne güzel yapmışlardı Konya altında. Size de öyle bir yer ayarlarız. 350 vereceklerini 500 lira para versin. Hiç olmazsa çocuklar eğlensinler, mezuniyetlerini kutlasınlar. Sen onu grubunda arkadaşlarına yaz. Ona biz bir bakacağız da. Bakacağız da. Gruba biz bir şey yazamıyoruz. Hayır, sen kendi arkadaşlarına herhalde bir grup oluştur, ona yazdır. Kimler var senin kafanda? Öyle büyük bir şey gerek yok bence.
Bunlar Maksa'da 3-5 tane kız topladı. Evet. Seni bir yerlere gidip eğlenmek istiyorlar. Onlar şey. Tamam, onu ayarlayacağım ben sana. Onu da ayarlayacağım. Sen 3-5 kurt kızını ayarla. Arkadaşın tamam. Kimden var gidecekse. Annem onu ayarlayacak bize de. Tamam, onu ayarlayalım. Neyse git. Cübbenle de fotoğrafı şimdi halledelim. Çekelim bari hatıra kalsın. Hayır, bir de ben bunu iş yerindeki dolapta unutmuşum. Dolapta unutmasam getirdiğim gün yıkayıp ütüleyecektim. Yine yıkayalım, ütüleyelim. Çekilirken ütülü olsun, çok güzel gözüksün. Böyle jilet gibi gözüksün. Hevesim kaçtı. Hayır, ben fotoğraf için benim hevesim kaçmadı hala yani. Bir fotoğraf evet. Çekiniriz yani. Çekilirsin yani. Ama rengine de bayıldım yani. Allah Allah, ben var ya bak. Bak. Bak eşeğim benim, bak. Anne, anne dedirteceğim ben sana, anne. Allah'ım ya Rabbim. Hakikaten var ya, gerçekten çok üzüldüm ben. İnanılmaz derdim. Benim lensimde bir sıkıntı var. Şu olabilir mi? Dur bakayım şu lensi bir sileyim ben ya. Ay ay ay. Hakikaten de gerçekten üzüldüm ben. Ben şeyin, nedir o? Mezuniyetin iptal olmasına üzüldüm. Yani hakikaten de okul yönetiminin yaptığı saçmalık ya. Gerçekten saçmalık. Siz neden yemek yemeyecek, gelmeyecek, oturacak hallerde 350 para istiyorsunuz? Ne gerek var? Ailelerde tamam dediğim gibi bir yerle otursunlar. Uygulama oteli zaten kocaman bir yer. Çocuklar havuz başında açık alanda eğlenirler. Onların zaten kapalı yerde restoranları da var. Orada da veliler oturur. Hem son kez kaynaşmış olurlar hem de çocuklarını beklerler. Yani tabii ki de çocuklar derlerse ki biz sizin beklemenizi istemiyoruz derlerse. Veliler de yemeklerini yerler, dağılırlar. Ondan sonra çocuklar da zaten aileleri almak ister. Almaya gelen ailelere alırlar yani. Çünkü artık kocaman çocuk oldular. Çünkü hepsi 17 yaşında, 18 yaşında. 18 yaşında olanı vardı dedi. Biliyor musun? Beyza şu anda 17 yaşında. O şekilde söyledim. Üzüldüm, gerçekten üzüldüm. Ben de böyle bir şey söyleyecek zannettim. Güzel bir şey söyleyecek zannettim. Çocuk yok, mezun ve iptal oldu dedim. Neyse. Hele şu oyuncakların çoğunu kaldıracağım. Bak şunu da kaldıracağım. Bu ne? Ne bu? Şş. Bana bak. Oynamıyordun, oynamıyordun. Şimdi Lego'larla oynayacağım. Hava da bugün var ya, bir kapıyor bir açıyor. Hava kapalı olmasına rağmen, böyle az bir bulutlu olmasına rağmen sıcak bir hava var. Bunaltıcı sıcak bir hava var yani şimdi. Öyle serin bir hava diyor. Aslında oğlanları bir dışarıya çıkartayım diyorum, Fares Parkı'na doğru. Götürüm diyorum hiç olmazsa. Bazı arkadaşlar yazmışlar, eş adayım, eş adayım diye söylüyorsunuz. Yani sanki çok mu fazla bir eş adayım var da konuşuyorsunuz. Her öylesine söyledim. Hani ismini daha sizlerle paylaşmadığım için zaten ben söyledim. Aslında dediğiniz de çok doğru bir şey, çok da mantıklı. Eş adayım demektense ismiyle hitap etmek gerçekten çok daha iyi. Ben size ismini de söyleyeyim, ismini de söyleyecektim zaten. De ismi Rıfat. Ben olmazsa Rıfat mı diyeyim, Rıfat Bey mi diyeyim artık dedim. İyice şaşırdım. Kime nasıl hitap edeceğimi artık şaşırıyorum gerçekten. Neyse Rıfat diyeyim ben. Sizler de çok öğrenmiş oldunuz bu arada. Olanları da alıp Rıfat'ı da çağırıp şöyle bir Fares Parkı'na çocukları götürüp şöyle bir top oynasınlar diye şey yapıyorum. Yeşillikte açık alanda enerjilerini atsınlar diye. Havada bilmiyorum, havada bir şey, ne diyeyim, dengiz yok gibi ya. Yağacak ya, ama yağsa geliriz. Şeker değiliz, gerimeyiz. Bir şey olmaz zaten. Yaz yağmurunda ıslandığımızda da hasta olacağımıza göre sıkıntı olmaz. Ama şu benim var ya, kafam Feyza'nın şehre mezuniyete takıldı ya. Mezuniyete takıldı dedim, üzüldüm. Hakikaten üzüldüm ya. Ben Feyza'dan daha heyecanlıydım. Daha heyecanlıydım yani. Onların adına heyecanlıydım diyebilirim. Çünkü ne güzel ya, liseden mezun oluyorlar. Onlarda böyle bir heyecan var, böyle bir şey var. Çok güzel bir şey. Ay, benim sevgilim başladı. Bozuk bu, bozuk bozuk. Çalışmıyor. Sen bunu kırmışsın. Ve burnun üstünü yine kızartmışsın. Hı? Bozuk. Çalışmıyor. Şimdi bazı arkadaşlar diyebilirler Feyza'nın mezuniyetiyle alakalı. Hani diğer öğrencilerimizin velilerine sormadan sen nasıl yere yerlersin? Veyahut da seni ne evlendiriyor? Veyahut ya gibisinden de tabii ki de söyleyebilirsiniz. Ben İsmail'in mezuniyeti içinde birkaç
şeyle, mekanla mı diyeyim, yerle görüşmüşüm, biliyorsunuz ki geçen sene 4. sınıf mezuniyetinde Atatürk Parkı'nda görüşmüş olduğum yerler var, 2-3 tane. Konya altında görüşmüş olduğum yerler vardı ve Lara bölgesinde vardı ama şimdi gençlerimiz için en uygun yer Atatürk Parkı ve Konya altı, ama onların büyük ihtimalle tercih edeceği yer Konya altı. Benim İsmail'in mezuniyetiyle alakalı görüştüğüm o yerlerde tekrar giderim. Feyza söyler hani 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi, 15 kişi, kaç kişiyse artık belki de bilmiyorum ama bana bir sayı verdikten sonra ben giderim, yine o yerlerle görüşürüm. O yerlerim ben. İsimlerini, telefonlarını, internet sitelerini, görüştüğüm kişilerin telefonlarını, çocuklarınızın velilerine de iletirim. Onlara da uygun gelirse, fiyatları da uygun gelirse, çocuklar için uygun görürlerse, çocuklarımızın onları farklı, kendi çaplarında bir mezuniyet ayarlarız. Ben onu düşünerek tamamıyla Feyza'ya ben sizinle de ayarlarım dedim yani. Kaç yerle görüştüğümden dolayı şimdi de gidip aynı şekilde görüşebilirim. Ama sen var ya, bak buraya dağıtıyorsun, ben kızıyorum, ben toparlayamıyorum ki burayı. Ben topluyorum, sen dağıtıyorsun ama. Olmaz. Sadece araba bırakacağım sadece sana. Araba ve toplarım kalacak, diğerlerini kaldıracağım. Kaldıracağım dedim, ben ama sadece konudan bunu. Evet, yavaş yavaş anca çıktık evden. Hava da kapattı ya, bakar mısınız? Ama sıcak. Bir yerlere yağmur yağıyor ama güzel yağıyor. Kimin arabası o? Hı? Bakar. Şu burnun üstü ne yaptın sen ya? Kızartmışsın burnun üstünü. Geliyor abi, geliyor.
Yine açıldığında ücretsizdi. Bayram günü nasıl saatte? Ortasında değiştirip gelmiştik. Yok yok. Так не ленится, идут гулять. Üç kere gittim ben. Beni görmek istiyorsan bu bahane gitmene gerek yok. O tam bir evde ya yapacağımız. Evet. Ben de öyle bir şey. Thank you.
Çocuklarla beraber, hep beraber, oğlanlarla beraber Foles Parkı'na geldik. Biraz top oynasınlar istedik, hava alsınlar. Hava da bugün güzel olunca bazı arkadaşlar şey demişler, gittiğin yerleri tam olarak açıklayıcı bir şekilde çekmiyorsun, biz nerede olduğunu bilmiyoruz. Şimdi Foles Parkı'nda nerede olduğunu söylememe gerek var mı diye düşünüyorum ama Foles Parkı önceden Foles Otel'di çünkü çok Foles Otel, şimdi ismini olduğu hiç bilmiyorum. Sürekli olarak el değiştirdiğinden dolayı ismi de değişiyor. Foles Parkı'nın hemen alt tarafında büyük bir park. Buraya nereden giriş var? Varyanta Konyaaltı'na varyanta inerken sol taraftan girişi var. Beşiktaş Mikros'un karşı tarafından bir girişi var. Bir de yeni yapılan stadyumun karşısından da bir giriş daha var. 3-4 yerden galiba benim bildiğim kadarıyla girişleri var ama park gerçekten çok güzel. Özellikle kedilere ev sahipliği yapıyor. Parkın şu anda en büyük özelliği kedilere ev sahipliği yapması. Şu anda kedilerin olduğu yere doğru geldik. Ailecek burada piknik de yapabilirsiniz. Evde hazırlayacağınız kek, börek, kısırdır, mercimek, köftesidir. Ne hazırlarsanız onlar rahatlıkla çocuklarınızla beraber piknik yapabileceğiniz de bir yer yani. Bizimkiler nereye kayboldu? İşte şuralarmış. Ya bu Foles Park'ın içinde niye araba park ediyorlar ben hiç anlamıyorum ya. Bakın göstereyim size. Bu park insanların rahat bir şekilde yürüyebilmesi için, bisikletlerini kullanabilmesi için tahsis edilen bir yer. Ama böyle arabalar oldu mu ben hiç sevmiyorum. Gerçekten sevmiyorum. Arabanı park et kardeşim, dışarıya biriye park et, gel buraya yürü. Buradaki kafeler gelecek sen de aynı şekilde. Arabaya park et, gel yürü. İşte kedi evimiz. Kedi evimizde belediyelerden daha çok gönüllerimiz bakıyor. Parka geçmiş bizimkiler. Bakar mısınız herkes? Pikniğe gelmişler hava güzel olunca. Antalya'nın şu anda tam yaşanacak havası, mevsimi diyebilirim. Ne sıcak ne soğuk. Bundan 15-20 gün sonra zor bu saatlerde böyle açık alana gelmek. Ay, şu ağaçlar çok güzel dalları. Seni son anda fark ettim ben ya. Ne güzel şeysin öyle.
Bye. Hoşça kal. Hoşça kal. Önüne, arkana dön. Arkana dön düşeceksin. Thank you.
Ay İsmail çok kötü oldun. Kıpkırmızı oldu, şuna bakın. Gel bir bak bakayım bana bir. Alıştırma yapıyorum işte, ne güzel. Alıştırma yapıyorsun değil mi? Kıpkırmızı oldu ama inanılmaz derecede terli. Bize bak, bize. Ablalara bak bari. Şu saçların önünden bir çeker misiniz? Ay İsmail'in saçlarıyla alakalı ben çok fazla yine yorum almaya başladım. Çok fazla böyle ne diyeyim? Tepki gösteriyorlar diyebilirim. İsmail'in saçlarını neden kestirmiyorsun? İsmail'in saçlarını neden uzatıyorsun diyorlar. Ben İsmail'in saçlarına artık karışmıyorum. İsmail'in saçlarına tara demiyorum. İsmail'in saçlarını önünden kaldır demiyorum. Tacını tak demiyorum. Yani İsmail'in saçlarını artık İsmail'e tamamıyla bıraktım. Hür bıraktım yani. İstediği gibi yapabilir. Hiç önemli değil. Artık İsmail zaten büyüdü. Büyüdü işte artık. O saçlarını nasıl yapacak? İster saçlarını beline kadar uzatsın. İsterse saçlarını 3 numaraya vurdursun. O tamamıyla İsmail'e kalmış bir şey. Benim bu saç oranım iyiymiş. Saç uzunluğu şu anda iyiymiş. O yüzden İsmail'in saçlarını artık arkadaşlar karışmıyorum. Karışmayacağım da bu İsmail'in kendi isteği. Bunlara da saygı duyarsanız gerçekten hepinizi sevdiririm. Bir şey diyemiyorum. Neyse arkadaşlar biz artık yavaş yavaş kaçalım. İzninizle ister İsmail'e bak. Ay İsmail'im var ya, bu kızarması aynı ben. Ben de var ya en ufak bir şeyde bu şekilde şey gibi domates gibi kızarır. Kıpkırmızı bakar mısın? Ter. Şu gömleğine şuraya bir silver, şu suratın terine bir bakayım. Tişörtüne sil. Bence zaten duş alacaksınız. Yıkanacak, üstünüz değişecek. Bu hepsi yık. Hakan da yıkanacak. Ben en çok şu anda Hakan'ın yıkanması şey yapıyorum. Gözüne ter girmiyor. Şu anda gözüne saç giriyor. Saç. Hayır, gözüme şöyle geldi, böyle girdi. Şey ter. Şöyle bir yap aşkım. Ay valla hakikaten dediğiniz gibi bazen bana fenalık geliyor. İsmail saçlarında mı yapacak bir şey dedi. Bir şey demiyorum. Neyse arkadaşlar biz artık yavaş yavaş kaçalım. İzninizi isteyelim. Bir güzel günümüzün daha sonuna geldik. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın.